Arkadaşlar merhabalar. Bugün 18 seviye eğitimci peynir ile VS atacağız. Sonrasında da belki kupa maçlarına gireriz. Arkadaşlar 1 Nisan'a özel Clash Royale, daha doğrusu Supercell eğitim kampında eğitimci peyniri 18 seviyeye yapmış. Kendisiyle de bir VS atmak istiyorum açıkçası. Bakın kulenin seviyesi 13 görünüyor ancak kulenin canı 14600. Bununla birlikte 3 tacın da 20.000'in üzerinde bir canı vardı. Yani vur vur bitmiyor diyebilirim. Evet, gördüğünüz üzere 18 seviye gece canısı ve fark ettiniz mi bilmiyorum, kule bile arkadaşlar 2 atıyor. Şöyle şifacıyı da atalım bir. Evet, ilk atağımızı fena savunmadık. Yalnız bir tomruk bile şifacıyı neredeyse alacak. Evet. Bu arada sürekli efsanevi atıyor fark ettiyseniz. Yani başka hiçbir şey oynamıyor. Şöyle kasırgayla ana kulemizi çekelim. Evet. Bu arada arkadaşlar sadece eğitim kampında ana kulenin sesi farklı bir şekilde açılıyor. Bunu da söylemek istiyorum. Normalde ana kule açılırken kral bağırıyor biliyorsunuzdur. Ancak burada ana kule açıldığı zaman aslında eğittiğinden dolayı, ana kuleyi açabildiğinden dolayı mı artık bilmiyorum. Böyle hohoy, hurray tarzında açıyor ana kule. Yani kral öyle bağırıyor daha doğrusu. Evet, oduncu biraz önce kuleye gitti ama kulenin canı yani düşmemiş bile neredeyse. Şimdi arkadaşlar 18 seviyeye karşı oynarken bile iksir toplayıcımız var. O yüzden toplayıcımızı dikeceğiz ve sıkıntı yok. Toplayıcımız hayatta mantığını bir daha kullanacağız. Gecesi geldi. O gecesini bıraksam kuleyi alır mı acaba? Yani böyle bir şey de denemek istiyorum ama. Neyse. Biz yine de savunalım. Normalde şifacının, yani normal bir pozisyonda o hem gece cadısını hem de hayaleti çok rahat savunması lazım. Vursun arkadaşlar. 18 seviye de vursun. Toplayıcımız hayatta. 500 vuruyor bu arada hayalet. Normalde 300 civarında vuruyor diye biliyorum. Şimdi ben burayı savunayım ama umarım almaz orayı. Güzel. Evet, şimdi arkadaşlar hedefte 3 taç var. Şöyle goleme atalım. Hatta bir kule fedası da yapabiliriz, bilmiyorum. Tomru niye attı orada acaba? İskeletorsu falan atarım diye mi düşündü bilemiyorum ama. Şöyle biz bir elektro ejder atalım. O hayalet orayı alır herhalde. Tamam. Orayı bir al sen. Ben 10... Yalnız 3 taca geliyor bu. Çok fena geliyor hem de. Şöyle bir gel. Evet, bot da olsa arkadaşlar 3 taca geliyor bu arada. Dikkatli olalım. Yalnız o çok fena vurur onlar. Onlar çok fena vurur. Acaba biz 28 saniyede orayı alabilir miyiz? Yani şu an onu düşünmek zorundayım. Vuruyor vuruyor bitmiyor. Şöyle iskelet ordusunu da atalım bari. 17 saniyede umarım alırız orayı bu arada. Alır mıyız? Hadi artık. Ya böyle bir şey yok arkadaşlar. Vur vur bitmiyor. Hadi. Daha fazla vurmanız lazım. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, çok güzel. Tamam. Şimdi arkadaşlar hedefimiz 23 canlı, 23.000 canı üçlemek. Evet. Bir bunu üçlemediğimiz kaldı. Bunu da herhalde umarım üçleriz. Bit artık, gerçekten bit. Şimdiye 2 tane 3 tane atmıştık herhalde. Bitmiyor arkadaşlar. Sabır gibi. Hayır, şu ayda tutmam lazım. Hemen oduncuya atıyorum. Evet. Hala bitmiyor. 8.000 kalmış. Şöyle yaptık. Arkadaşlar bu nasıl bir 3 taştır ya? Bitmiyor, bitmiyor, bitmiyor. Yani 3 taşı almak için 30 saniye bekledim herhalde. Yani ama sonuç olarak yani 23.000 canı dahi üçledik. Bu da güzel oldu. Ve farklı destelerle de oynayalım. Neler varmış burada? Evet, şu tazı destesiyle de oynayabiliriz. Bir 3 taşları da denemek istiyorum. Hayaletim de bu arada 13 seviye, yani onu da belirtmek isterim ama yine de arkadaşlar oynayalım. Şöyle eğitim kampında bir de bakalım 3 star şöyle oynayalım. Bakalım 3 star şöyle neler yapacağız. Evet. Şimdi yer kartlarına karşı 14 seviye de olsa elit barbar umarım iş görür. Bir de hani şakayı da şöyle yapmışlar. 13 seviye gözüküyor. Ama 18 seviye. Yani kulenin canı 14. Normalde 13 seviye kulenin canı arkadaşlar. Yani 3600 sanırım. Hayır, şöyle bir şey var. 18 seviyede 14.000 olamaz zaten. Yani maksimum 5.000 olur. Yalnız orada çok fena gitti bizim kartlar. Hemen elit barbarları atalım.
Evet, kulenin canı şimdi de 1800'e düştü. Yani bunları yenerken, yani bunlara karşı oynarken garanti bizim bisiklet ordusuna da ihtiyacımız var. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Yani iki tane elit barbar birer tane vurdular ve eritemediler büyülü okçuyu. Yani büyülü okçunun arkadaşlar 14 seviyede canı 1000'den, şey 18 seviyede 1000'den fazla sanırım. İki elit barbar vurdu, ölmedi. Yani 1200 falan, yani 1200 canlı büyülü okçuyu da düşüremiyorum. Alev topuna falan da gitmiyor. Köprüden bitirir bizi. Daha yarasalara tek atamıyoruz biz. Ki toplayıcı da dikemedik. Ve bununla birlikte onu da alamadık yani. O orada bitirir bizim kuleyi. Hatta biz direkt toplayıcıyı dikelim. Yani bu arkadaşla oynarken taktiğim şu olacak. 3 silah yörünün içine de aynı yerden atmayı düşünüyorum. Yalnız o elektro orada. Evet. Yavaş vur. Bu kadar vurdu. Varille de almadı ya. Şimdi. Şöyle ilk başta bir hayalet atalım. Tam iki kat iksirde böyle üçler şöyle atağa çıkmak istiyorum. Sola atsam daha iyiydi ama. Neyse, o hasarı da yiyeceğiz artık. Şöyle gel. Bir de gece yasası atıyor. Hiç durmuyor. Yani o altın şövalyenin canının öyle net gittiğini o kadar rahat görebiliyorsunuz ki gerçekten. Evet, artık üçlü şölleri basmanın vakti geldi. O tomruğu hangi amaçla attı bilmiyorum ama. Neyse. Evet, garip bir şeyler yapıyor şu an. O mezarlığı orada atmasının amacı neydi bilmiyorum ama. Silah şölümüzü almasa daha iyiydi. Evet arkadaşlar, şu an bakalım eritebilecek miyiz? Ya Herro ya Merro mantığıyla altın şövalye. Haydut. Ne bulursam gidiyorum. Orayı da almamız zor olacak bu arada. Yalnız bizim burayı tutmamız lazım, yoksa burayı alacak. Gördüğünüz üzere hala alamıyoruz orayı. Şu an aldık. Üçleriz o. Üçleyemeyiz pardon, yani. Normalde üçleriz ama. Şimdi kulenin canı 18 olduğu için. Bilemiyorum. Evet, tomruk bile yani alev topu etkisinde vuruyor. Evet. Mezarlığı da bastı. Yalnız o yarasalar çok fena geliyor. Elit barbarları da basıyorum. Yani o kulenin canını aslında 5000'e de düşürmüşüz. Yani normal şartlarda 3 tacı almamız lazım. Evet. GR'ye haber, Kılıçdaroğlu bilmem ne demiş. Evet, böyle haber sitelerini de takip ediyorum ama siyasette de çok ilgilendiğim söylenemez. Yine olan Türk halkını oluyor diye düşünüyorum. Bu arada CHP falan şimdi siyasi şeyi falan çıkacak da, yani ben öyle çok parti tutan, destekleyen biri de değilim. Zaten haber sitesiydi gördüğünüz. Her türlü siyasinin haberini verebiliyor veya ülkeden. Evet, şu an şöyle hayaleti de buradan atalım. Yani arkadaşlar tutamıyorum şu an. Yani ecel telleri döküyorum. Hayır, blokçu vuruyor. Elit barbarları da atalım. Olmadı. Yani yapabileceğim bir şey yoktu. Maalesef ki. Yani bizi bayağı bir zorladı diyebilirim. Ancak yine de güzel maçlar geçirdik arkadaşlar. Şimdi biraz da birkaç maçta kupa maçı atalım. Yani böyle bir şey getirmeleri güzel olmuş. Keşke bunu bence normal mücadelede falan da getirseler. Yani eğlenceli olur diye düşünüyorum. Evet, Novay Alif. Bu bildiğim Alif ise arkadaşlar tazı oynuyor. Tazı balon oynuyor diyecektim. Yok, o değilmiş. Bir tane Alif var. İranlı bir oyuncu ve iyi bir tazı balon oyuncusuydu. Kıvılcım. Evet, bu arkadaş şimdi Alif sanırım İran ismi ve yine arkadaşlar İranlı oyuncular, tabi tam emin değilim ama Barzoluğunu yavaştan gösteriyor gibi. Küreselde İran oyuncuları birazcık Barzoluğu var. Evet, şöyle yapalım. Hatta şöyle iskelet ordusunu da atacağım. Yani o elektro ejderin ölmesini de istemiyorum. Güzel. İskelet ordusu çok iyi çalıştı. İskelet ordusu her daim bizi kurtarıyor arkadaşlar. Yani 18 seviyede de bizi kurtardı. 14 seviyede de bizi kurtarıyor. Yalnız 18 seviyeden sonra 14 seviyeyle oynamak daha rahat geldi bana şu an. Bir rahatladım yani, ne kadar rakip küresel oyuncusu da olsa. Tamam, bu vursun. Toplayıcı dikelim. Evet. Bu sezonda yani ortalama kasa bindim. Yine arkadaşlar, yani evime çıktım diye bir topluluk atmıştım. Sonra Adana'da yaşıyorum.
Yani 1 saatte 3 tane deprem oldu. Garip bir şekilde. Yani tam eve çıktığımız gün. Bundan önce de tam eve çıktığımız gün Hatay depremi olmuştu 6.4. Tam eve çıktığımız gündü yani 14 gün sonra evde yaşayalım dedik. Yani her gün bir sıkıntı oluyor. Şöyle buradan İskelet Ordusu'yla da bir gidelim. Yani maksat toplayıcıyı döndürmek olsun. Çarpması da varmış bu arada. Yani acaba dedim öfkesi olduğundan dolayı çarpması olmaz mı diye düşündüm ama hem çarpması hem öfkesi varmış. İskelet ordusunu bundan sonra kullanmak birazcık sıkıntı olacak bizim için. Ancak iki tane de toplayıcımız var. Hemen şifacıya atalım. Şimdi rakip bir yerden hata çıksa güzel olacak aslında. Evet buradan çıktı, güzel oldu. Tamam savunuruz. Rahat. Elektro ejderimizle şöyle birazcık da geriye çekelim. Evet rahat savunduk. Bakalım başka bir şey atmama da gerek yok. Hatta bir tane vuruyorsa vursun o kara. Bu arada golem atacaktım. Yanlışlıkla iskelet ordusu attım. Birazcık maçı sattım gibi oldu ya. Ne yalan söyleyeyim. Yalnız o kıvılcımı ben tersten atmasını çok anlamadım. Acaba tersten hani solu kaybettim de tersten bir kıvılcımla giderim diye mi düşünüyor diyeceğim. Yalnız elektro ejderimiz var. Bu maçın kahramanı kesinlikle elektro ejderdi bence. Yani maçın başında da iskelet ordusu bizi çok iyi kurtardı. Ve tabii ki arkadaşlar toplayıcımızın da rakibin büyük büyüsü olmasından dolayı iksir vermesinden dolayı çalışmasından dolayı da bizim için çok rahat bir maç oldu aslında. Yani birazcık fark ettiğim zaman hani evet toksikliğini istediğin kadar yap. Yani rakipler biraz rahat gibi mi geldi bilmiyorum ama neyse biraz daha maç atalım. Sezonun sonu arkadaşlar. Yani video kaç dakika olur gerçekten hiç önemsemeyeceğim. Evet, Aplet geldi. Çünkü bazen uzun video atmamı isteyen arkadaşlar da oluyor. Onlara da iyi olur diye düşünüyorum. Evet, Aplet geldi. Şimdi şifacı atalım. Goblinler. Ya mesela goblinlere de arkadaşlar bu sezon bence bir nerf gelebilirdi. Yani çünkü goblinler inanılmaz kullanılıyor gerçekten. Yani eskiden iskeletler de çok kullanılan. Ona nerf getirmediler. Goblinleri buffladılar. Birazcık Mega Minyon'la Anka Kuşu gibi oldu. Çok kullanılıyor yani gerçekten. Hani goblinler benim için anti değil. Yani belki bazı arkadaşlar işte sana anti o yüzden hani ağlıyorsun diye düşünebilir. Goblinler bana anti bir kart değil ki ana kulemi açabiliyorum arkadaşlar goblinler sayesinde. Ancak hani bazen bir kartın fazla kullanıldığı zaman hani oyunun da iyi olması açısından bana anti olsun olmasın nerflenmesini isterim. Oyunun gelişmesi açısından. Meta'nın artık daha farklı desteleri görmesi açısından. Evet şimdi sen orada oklarını harcamıştın. Bu tabii ki bizim için iskelet ordusu demek. Şimdi arkadaşlar iskelet ordusu yani harika bir kart. Yani bu kart gerçekten büyülü, efsane bir şey. Yine bizi kurtardı. Önceki maçta da bizi kurtarmıştı hatırlarsanız. Elektro ejderimiz ölmüştü. Ve iskelet ordusu orada dev goblini eritmese yine maç gidiyordu. Şimdi de yine aynı şekilde. İstediğin kadar orayı al. Umurumda mı? Değil. Orayı alabilirsin. Hediyem olsun sana. Sıkıntı yok. Toplayıcımız yine hayatta arkadaşlar. Biz 3 taca gidiyoruz. Alsın orayı. Vurduğu kadar vursun. Hatta 3-5 tane de benden vursun. İzin veriyorum. Şifacıyı da atalım. Biliyordum Mega Şövalyesi olduğunu. Şimdi burada aynen yarasalar atacak ama güzel. Orada ben dedim. Ya şöyle düşündüm aslında. Kitlendikten sonra belki atar diye düşündüm. Ama atmadı. Güzel. Mega Şövalyesini de erittik. Artık havadan kartın da yok. Şey pardon yerden güçlü bir kartın da yok. Yine oklarını attın. Bu bizim için yine iskelet ordusu demek yalnız. Dikkatini çekmek isterim. Gördüğünüz üzere orada goblinler attı. İskelet ordusu yine bizi taşıdı. Yine bizi taşıdı arkadaşlar. Şöyle bir kasırga daha atalım. Yani iskelet ordusunun gücü. Sıkıntı yok toplayıcımız hayatta derken bir baktık ki arkadaşlar 3 taç gelmiş. Yani harika ya kartlarımı çok seviyorum gerçekten. Yani benim gibi kartlarını acaba aşk duyan biri var mıdır bilmiyorum ama. Görüyorsunuz yani bazı arkadaşlar mesela onu da diyen var. İskelet ordusunu neden kullanıyorsun? İşte onun yerine bir yer kartı veya bir hava kartı daha alsan mı diye ama. İşte iskelet ordusunun tadını vermiyor. Golem attığım zaman rahat hissetmem lazım benim. O zaman da iskelet ordusu tabii iş yapıyor. Evet. Logwait geldi. Birazcık yüzüm düştü. Ancak ana kulemizi açtık. Ya bununla birlikte şu köprüden prenses hamlesi gerçekten o kadar gıcık bir hamle ki. En nefret ettiğim hamlelerden birisidir gerçekten.
Yani ve çoğu zaman da vuruyor yani bir tane garanti. Kulübeniz falan da olmazsa yine iskelet ordumuz bizim tomruk gibi goblin fırçasını da tutmak için çalışıyor. Evet, goblin çetesi varmış. Bir an dedim acaba goblinleri mi vardır, goblin çetesi mi? Yalnız o anka çıkabilir. Çıkmadı. Çıksa iyiydi. Belki bir tane vururduk. Şimdi yine köprüden prensesi bekliyorum. Çok gıcık bir hamle ya gerçekten. Evet, maçta bir sessizlik hakim. Benim için bu sessizlik iyi. Yani iki kat iksiri bekliyorum zaten log bait'e karşı. Yani her şu an süre benim lehime işliyor diyebilirim. Yani belki biraz önce bazı arkadaşlar diyecektir iksirin daha fazlaydı ama log bait'te iksir avantajı değil, iki kat iksir daha önemli. Şöyle atalım. Şu an tabi elimizde iskelet ordusu da yok. O yüzden oduncuyu hem şöyle geriden attı sanırım. Aynen. Şöyle öbür tarafa çektim. Arkadan attığı net bariz görülüyordu. Tamam. Bir tane vur oduncu. Çok iyi. Evet yine milli hamleleri köprüden prenses. Böyle milli hamleler var. Logbait'te köprüden prenses. Okçuları ayırma hamlesi. Dart Goblin de köprüden atarlar. Var böyle. Herkes yani klasik hamleler. Yani birazcık böyle popüler kültür. Bizim gibi arkadaşlar toplayıcımız hayatta mantığı çok çalışmıyor birçok oyuncuda. Evet. Yani bu maç gidici gibi. Bayağı gidici gibi hem de. Şöyle oduncuyu da atalım. Oradan bir roket yiyeceğiz aynen. Şöyle arkadan bir iskelet ordusu bıraktım arkadaşlar. Birazcık risk alacağım. Güzel. Hafif de olsa vurur muyuz? Vuramadık. Çok anti. Yani eşit eşleşme bile olsa kabul edeceğim ama çok anti bana. Hemen ankaya atalım. Bu arada tekrardan roketi de çevirdi. Tamam, ben golemi atıyorum arkadan. Birazcık fazla iksir harcadı çünkü. Şuradan attı. Hemen oduncuyla destekleyelim. Şimdi bu arada roket kaç vuruyor? Sanırım 492 vuruyor desek. Ortalama kaç vurur? Yani tamam. Şöyle yapacağım. Elektro Ejder satma bir kere de ya. Yani vursa belki biraz olsun umudum olacak. Çok güzel vur oradan. Prensesi aldık. Tamam güzel. Şu an birazcık çalıştı ama yine de çok da iyi değil. Evet, ana kuleyi de açtı. Yani Elektro Ejder'i övmemek lazım. Elektro Ejder birazcık böyle yavaş bir kart. Kanı gibi kalabiliyor bazen. Şöyle iskelet ordusu. Evet ya ulaşamıyoruz. Hem felaket kulesi hem roket çok çok zorluyor bizi. Tabi bir de yavaş bir elektro ejderimiz olursa olacağı bu maalesef ki. Şöyle bir kasırga yapıyorum. Tekrardan döndürdü zaten yani o kasırgaya atlama gerek bile yoktu. Tekrardan toplayıcı dikelim o zaman. Şöyle geriye dönsün. Yine bir tane vurdu. Evet orası artık rokete düştü de denilebilir arkadaşlar. Roket tomruk alır o yani orayı iki tane rahat döndürür. Şöyle hemen bir çevirelim. Evet. Yani şöyle bir deneyelim. Tomruğu orada evet birazcık sıkıntı oldu ama. Yani gördüğünüz üzere roket yani direkt arkadaşlar her türlü kartımızı yiyor bitiriyor. Şöyle oduncuyla son bir şansımızı deneyelim. Özellikle alan hasar vermesi prensesin çok fena bitiriyor bizi. Ana kulesi de açık rakibin. Evet yani yapabileceğimiz bir şey yoktu. Sonuç olarak da kaybettik. Yani bu sezon maalesef ki yani 2 sezondur bu başımız hala tam olarak ayıkmadı. Ancak bugün için fena maçlar geçtiğini düşünmüyorum. Yani umarım hepimiz için şu sıkıntılı dönem ki hala burada devam ediyor biter ve daha güzel bir şekilde devam ederiz. Evet umarım beğendiğiniz güzel bir video olmuştur. Hem 18 seviyeyi denedik hem de sezon sonu bir kupa maçı atmış olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.